Annemdir. İçin rahat olsun kızım. Bir güzel dersini verdim. Gördük anneciğim. Biz buradan sihirli aynadan her şeyi seyrettik. Çok iyi etmişsin Dudu. Kızımızı üzmek neymiş anlamıştır. Hem de fazlasıyla. Aa, nerede torunlarım? Nerede çocuklar? Onlar burada diye sihirsiz geldim kapıdan. Eda'nın odasındalar anne, yukarıdalar. İyi, hadi git çağır onları. Şöyle herkes buradayken ailecek güzel bir yemek yiyelim ha. Allah, Sadık Bey'in ofisi de cevap vermiyor. Evde de yoklar. Bir şey mi oldu acaba? Puh, Dudu Hanım'ın numarasını bilmiyorum ki arayayım. Aa. Alo Avni. Ha canım, dinliyorum. Bana bak, ben Betüş Hanım'ları arıyorum, evde yoklar, çok merak ettim. He, merak edersin tabii. Bilgisayarımı kırdığın için sabahtan beri ben de onları izleyemiyorum. Dürbünü de yeni buldum. Şimdi baktım kimse yok. Şimdi beni delirteceksin Avni. Ulan sala. Birileri. Bırak dürbünü mürbünü. Sadık Bey'in ofisine git bak canım. Ay onun da cebi cevap vermiyor. Çok merak ettim. Belki ofiste nerede olduklarını bilen biri vardır. Tamam bakarım. Bugün tatil ama Sadık Bey gibi işe giden birkaç zavallı herhalde bulunur. Hı, iyi. En son tırlatacağım, Bakırköy'e yerleşeceğim. Hadi kızım, güzel güzel yap bakalım. Kesin mi kalın? Kadehimi bu evde bundan sonra birlikte yaşayacağımız kalabalık ve mutlu ailemize kaldırıyorum. Ne enteresan insansın anne. Çocukların aileleri daha bu sabah dağılmış. Sen hala kutlama derdindesin. Hayır, Betüş'ten utanmıyorsan bari torunlarından utan. Bence de. Üzülme anneciğim, ben kadehimi kaldırıyorum. Ha şöyle, neye kaldırıyoruz? Bundan sonra olacaklara. Ah, buna ben de kaldırırım işte. Ne demek bundan sonra olacaklara? Yani bundan sonra bu evde yaşanacak olan olaylara demek istedi. Çilekciğim, bugünün şerefine bize ufak bir konser verir misin? Veremem. Niye? Hani çok hevesliydin, çok istiyordun? Üç nedeni var. Birincisi, hiç güzel çalamıyorum. İkincisi, her şey ben flüt çaldığım için oldu. Üçüncüsü, ben bu müziği ailem için bestelemiştim. Ama artık bir ailem yok. Çal çilek çal. Ailemizi hatırlayalım. Bu sabaha kadar mutlu olan ailemize, annemize ve babamıza. Kusura bakmayın Sadık Bey, burada mısınız diye merak ettim. Ah, buradaymışsınız. Ne oldu size? Aman Allah'ım, ne yaptılar size? Dondurulmuş ve işkence yapılmış. Allah'ım, nasıl olur böyle bir şey, nasıl olur böyle bir şey? Melih dostum. Melih'ler. İçinden gelen müziği yapmışsın hayatım. İyi ya da kötü. Bu senin besten. Benim olması önemli değil. Herkesin seveceği müzik olsun istiyorum. Yeteneğim olsun istiyorum. Ben sana flüt çalmayı öğretirim. Sahi mi? Yaşasın. Tabii ya. Sana çok kolaylıkla öğretebilirim. Çünkü bunun çok basit formülleri vardır. O zaman hemen öğret anneanne. Belki o zaman babam annemden ve bizden özür diler, barışırız. Ne oldu? Öğretmeyecek misin yoksa? Ay, öğretmez olur muyum? Ama sadece senin için. Hadi yukarı çıkalım, daha rahat ederiz. Kalk. Eda'cığım, hadi sen de Cem'le Ceren'i birazcık dışarı çıkar. Baksana ne kadar sıkıldı güzeller. Vay.
Pardon ama neden habire ben çocukları alıp bir yerlere gidiyorum? Yoksa benim bilmediğim bir şeyler mi oluyor? Evet Eda'cığım, biraz düşünürsen anlarsın. Ay yoksa annem mi? Eda'cığım, hadi biraz hava alın ha. Güzel güzel gezin bakalım. Ay, size bahçeyi göstermiş miydim? Çok güzel kaplumbağalar var. Geçen mevsim geldiler. Hadi ben de sizi getireyim, üstünüzü giyin. Çocuklar gitti. Gel Perihan teyze, annem de yukarıda olduğuna göre hemen gidebiliriz. He? Tamam, hemen gidelim. Taceddin'cim, eğer biz yokken Dudu inerse hemen bize haber ver, geri döneriz. Bir şey anlamasın. Siz hiç merak etmeyin. İnşallah dediğin gibi olur da Periliçe seni hemen iyileştirir. İnşallah canım. Normal şartlarda böyle bir durum için asla Periliçe'yi rahatsız etmek istemezdim. Ama bu çok acil bir durum. Tamam, hadi gel tutun bana, gidiyoruz. Sol famirede sol, sol famirede sol. Öğrendin mi şimdi nasıl çalındığını? Öğrendim anneanne, bu hiç benim aklıma gelmemişti. Tabii aklına gelmez. Fanilerle yaşaya yaşaya küçük bir peri olduğunu unuttun sen. Sana öğrettiğim sihirle bütün zor besteleri çalabilirsin. Ne istersem de mi? Tabii ya, ne istersen. Hatta bizim evde kaldığın sürece sana sihirle bütün müzik aletlerini çalmayı öğretebilirim. Şimdi zor bir beste çal bakalım. Peki. Ne çalacaksın? Kendi bestemi. Yok, onu yeterince dinledik. İstersen başka bir şey çal. Ama bu sefer daha güzelini çalacağım. Hadi bakalım. Ne oldu? Ne oldu? Periliçe beni iyileştirdi Taceddin. Bomba gibiyim, bomba. İnşallah, inşallah. Artık iyileştiğinize göre şu sihirli anneden bir bakalım mı annem neler yapmış? Hemen. Sadık Bey. Acaba ne yaptınız da periler sizi bu hale getirdi? Arayan kesinlikle Suzan'dı. Evet Suzan'dı. Şimdi sizin bu halinizi ona anlatsam ona kesinlikle inanmaz. Kesinlikle inanmaz. Hiçbir zaman inanmadı ki. Vallahi ne cevap veren var ne aniden haber. Ay ne oluyor bugün ya? Giden gelmiyor, gidenden ses çıkmıyor. Ben adamımı bilmez miyim? Buyurun. Sen haklıymışsın Taceddin. Bütün olup bitenler maalesef gene Dudu'nun marifetiymiş. Yok, bu kadarını da beklemiyordum. Yani inanamıyorum. Hay ne yapacağız şimdi? Her şey Arap saçına döndü. Hayatım, yapılacak iki şey var. Ya bütün olup biteni herkesin hafızasından silip hiçbir şey olmamış gibi normal yaşantımıza devam edeceğiz. Ya da zamanı geri alacağız. Ben bu hafıza silme işini hiç sevmiyorum. Ben de hiç sevmiyorum. O zaman zamanı geri alalım. Sanki bu son iki gün hiç yaşanmamış gibi olsun. Olanları sadece babam, sen ve ben bilirim. Tamam. Yalnız zamanı geri aldığımızda ben gene hasta olacağım. O zaman Dudu'nun cezasını şimdiden vermem gerekiyor. Ona ne ceza vereceksin? Sürpriz. Ona öyle bir ceza vereceğim ki bu eve hasta geldiğim andan itibaren sana bütün yaşattıklarını o yaşayacak. Hiçbir şey anlamadım. Madem Sadık'ın sana el kaldırmasını istedi, o zaman görünmez periler ona el kaldıracak. Ben de hasta yatağımdan üzgün üzgün onu seyredeceğim. Ona engel olamayacağım. Hastayım ya, sihir yapamıyorum ya. Hadi bakalım, şimdi hepimiz iki gün önceye geri dönüyoruz. Zaman geriye aksın. Thank you.
cıyaklamaya benziyor değil mi? Çilek mi çıkarıyor bu sesleri? Maalesef. Kreşte flüt öğrenmeye başlamışlar. Ama tam manasıyla öğrenene kadar kafamız bayağı şişecek galiba. Ay şey tamam. Suzan'cığım. Çıkalım. Hayatım gel. Ne kimi buz tutmuş buz. Ama neyse arabaya kadar 2 metre bir şey var, üşümeyiz. Ay Allah senden razı olsun Betüş. Bu havada sen beni arabayla eve bırakmasan ben taksi beklerken böyle donar kalırdım. Ay, ne var ya, karşılıklı oturuyoruz şu üşümesinde, aşk olsun. Hadi tamam. Çıkalım hazırsın. Ay dur, ışıkları kapatayım geliyorum. Tamam. Suzan'cığım o düğme bozuk, öpürü. Ay. Ay iyi ki uyardın Betüş ha. Az daha çarpılacaktım, yiyecektim beynime 1000 watt elektriği. Bakarım canım, dur. Efendim? Aa anneciğim merhaba. Biz de Suzan'la çıkıyorduk şimdi. Perihan teyze mi? Aa yok canım, kaybolmamıştır koskoca kadın. Nereye kaybolsun anneciğim? Belki hastalanmıştır, üşütmüştür. Yatıyordur evinde, bir gidip bakın. Merak etme anne, gidip bakın diyorum. Tamam, sonra bana da haber ver. Hoşça kal. Perihan teyzeye bir şey mi olmuş Betüş? Annem meraklanmış, arıyormuş, arıyormuş, bulamıyormuş da ben de hastalanmıştır dedim. Hastalanmış mı peki? Bilmem. Yani içimden bir ses öyle söylüyor. Ha. Havalar çok çabuk değişti ya. Ha. O da üşütmüş, grip olmuş olabilir. Neyse hadi çıkalım biz, gel. Tamam, çok geçmiş olsun o zaman. Ay ben şu ışıkları en iyisi ana şalterden indireyim. Müsriflik canım, yazık günah. Ah Dudu ah. Perihan buraya gelince neler olacak çok merak ediyorum. Bakalım sana ne ceza vermiş. Ay, Perihan gerçekten de hastaymış. Nereden bildi Betüş? Ay, şatosuna gittik, ateşler içinde yanıyordu. Ah yazık. Hasta diye sihir de yapamamış. Ondan bizi duymamış. Ondan bize seslenip yardım isteyememiş. Garip. Tabii tabii. Hadi gel anne, Perihan teyze şöyle yatıralım. Çocuklar ne olur zahmet etmeyin. Ben kimseye yük olmak istemem. Aa aşk olsun, sen benim arkadaşım değil misin? Sana yardım etmeyeceğim de kime yardım edeceğim? Gel. Ama ben iyileşene kadar sihir yapamayacağım. Yani ters bir şey olursa müdahale edemem. Aa buna alındım ama yani. Senin sihir gücün için mi biz seninle dostuz? Geç şöyle uzan. Ben sana güzel sihirli bir çorba yapayım, iyi gelir. Aa, ay ne oluyor? Çekil. Ay yapma. Anne ne yapıyorsun? Ay birileri bana vuruyor. Saçımı çekiyor. Ay Perihan. Perihan yardım et ne olur. Sihir yapamıyorum. Hayatım ben sizlere söylemeyi unuttum. Benim hastalığım maalesef bulaşıcı. Yani ben iyileşene kadar sizler de sihir yapamayacaksınız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.